Kumpasa sahip çıktılar, yaptığı hataları reddettiler. Hukuk adamlıklarını bir kenara bırakmışlar. Ergenekon kumpas davasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcı hakkında açılan dava görülmeye devam ediliyor. Sanıklar savunma yapmaya başladılar. Davanın 13 Mart tarihli duruşmasında sanıklar Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve Ercan Fırat duruşma salonundaydı. Sanıklardan Murat Dalkuş ve Sedat Sami Haşıloğlu'nun ise firariliği sürüyor. Silivri'deki Ergenekon yargılamaları sonucunda 5 Ağustos 2013'te yurtseverlere yüzlerce yıl hapis cezaları verilmişti. O cezaların verilmesini sağlayanlardan eski hakim Hüsnü Çalmuk şimdi sanık pozisyonunda. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde yargılanan Çalmuk, 2013'te verdikleri kararın meşru olduğunu ve arkasında durduğunu söyledi. Ergenekon diye bir örgütün var olduğunu iddia etti. Hala verdikleri katliam şeklindeki kararın arkasında durmaya devam ediyorlar. Çalmuk savunmasında sık sık Ergenekon'da verdikleri kararların gerekçelerini atıf yapınca Mahkeme Başkanı Haydar Metiner tarafından uyarıldı. Metiner, Ergenekon davasında verdiğini hüküm Yargıtay tarafından bozuldu. Hukuk dünyasında artık öyle bir karar yok dedi. Sanık Çalmuk savunmasında FETÖ ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir terör örgütü olarak tanımlamadı FETÖ'yü. Fethullah Gülen grubu gibi ifadeler kullandı. Davayı yakından takip eden avukat Zeynep Küçük, duruşmalarda sanıkların ortak hareket ettiğini söyledi. Hakim cübbesi giymiş bu kişiler Fethullah Gülen terör örgütünün azılı elemanları. Ve hala da bu aidiyetlerine devam ediyorlar. En ufak bir pişmanlık göstermiyorlar.